terlemeler babamla gittiğimiz kampları hatırlatıyor. Bütün gece yiyebilirdim. Tabii kahvaltıda yemek için bana zorla onları kustururdu. Bir keresinde koca bir dalmaçyalı kusmuştum. O da bir şey mi? Ben koca bir pigme kabilesi kusmuştum. Bana çok tuhaf bakıyorlardı. Evet, hatırlıyorum. Hepsi çok sıcakkanlıydı. Ben de bir keresinde kakamda insan kemiği bulmuştum. Bir an önce kontrole gitsen iyi olur. Fasulyeyi verir misin kuru? Şerif. Hayır, sağ ol. Bay Vengo, bize şeyi anlatır mısınız? Batı ruhunu. Evet, anlatın hadi. Söyledikleri doğru mu? Ya evet, tabii. Batı ruhu. Ebediyen, ulaşılamaz olan, ideal, söylediklerine göre mermerden bir at arabası ve koruyucu altın muhafızları varmış. Ama sadece kahramanca bir arayışta olana gözüküyor. Ve öteki tarafa, ulaşanlara. Ya, neyin öteki tarafı? Mecaz yaptım. Kızım! Geç artık, takma kafanı. Ya Şerif, peki şeyi ne yapacaksın? Çıngırak Jake'i. Nerede? Nerede? Özür dilerim. Söylentiye göre onu bir veya iki kez görmüşsün. Evet. Jake, yani kardeşim. Kardeşin mi? Annene öyle dedim. Ama o bir yılan, sense kertenkelesin. Annemin sosyal bir hayatı vardı, ne yapayım? Tamam. Seni hiç soktu mu? Elbette, fazlasıyla bak. Göbüşüme bak. Çekime dokun hadi. Oo, çok ilginç. Göbekliliğin varmış. Neyse ki zehre bağışıklığım var. Ben onu tat versin diye kahveme koyarım. Yalnızca şahinlerden korkarmış, doğru mu? Biz onları aramızda doğal yırtıcılar diyoruz. O yılansı şeyden bahsetmek bile tüylerimi ürpertiyor. Ben bu gece uyuyamam. Hayatta olmadı. Bir tek şeyden emin olabilirsiniz. Yarın suyun yerini bulup kahramanlar gibi karşılanacağız. Dostlarım, uyumadan önce gelin isterseniz bir süre el ele tutuşalım. Hep birlikte Batı ruhuna da dua edelim. Çok huzur buluruz. Doğru. Seninle düzenli konuşamadık Batı ruhu. Ama bu gece sana Şerif Rango'yu hayatımıza soktuğun için teşekkür ederiz. Hayatımız çok zor. Bazen nasıl dayanacağımızı bilmiyorum. Ama nedense Şerif Rango dayanacağımızı hissettiriyor. Cesur bir adam lazımdı, sen de gönderdin. Artık inanacağımız biri var. Teşekkürler Batı ruhu. Amin. 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 Emin olmak için. Gece biraz soğuk. Teşekkür ederim. Şeyi düşündün mü bunların seni izlediğini? Onların adı Yuka. Ama burada biz hep yürüyen kaktüs deriz. Yürüyen mi? Bir efsaneye göre aslında su bulmak için bütün çölü geçerlermiş. Çocukken bütün gece hareket ediyorlar mı diye onları izlerdim. Onları takip edersen beni muhteşem bir yere götüreceklerini sanırdım. Herkes için yeterli su olan bir yere. Her gece onları izlerdim. Kımıldadıklarını hiç görmedim. Ama hala izliyorsun. Kim muhteşem bir yer bulmak istemez ki? Suyu bulacağız kuru. Söz veriyorum. Ne kadar yalnız bir ses. Sen hiç yalnız kaldın mı? Bazen kaldım. Buna inanmak zor. Çok cana yakınsın ve herkes senden çok hoşlanıyor. Ben hiç o kadar kolay arkadaş olamam da. Öyle mi? Ya, çiftlikte çok sade bir hayatımız var. Küçük bir kutuya kapatılmış gibiyiz. Pek fazla kişiyle görüşmeyiz. Ya, bu duyguyu anlamam mümkün değil.
Hayatında özel biri var mı Rango? Aslında vardı ama kafası yerinde değildi. Ayrıca hayatım böyle şeyler için fazla tehlikeli. Bildiğin gibi bozkırda tek başıma berbat bir hayat yaşıyorum. Sürekli at üstündeyim filan. Kuru.